23. İlerleyen turuncu karenin aldığı toplam mavi kare sayısının ekrana yazdırılmasını sağlayın. Turuncu kare ilerliyor. Toplamda kaç tane mavi kare aldıysa onları sayacağız algoritma içerisinde ve ekrana yazdıracağız. Bir başlangıç algoritması verilmiş. Önce algoritmamızı çalıştırıp bakalım ne yaptığını. Turuncu kare ilerliyor. Önüne çıkan mavi kareyi yutuyor ve toplam mavi kare sayısı diye bir yazı ekrana yazdırıyor. Bir de ek açıklamayı okuyalım. Hesapladığın bilgiyi toplam mavi kare değişkeninde sakla. Bakalım algoritmaya. Algoritmada toplam mavi kare diye bir değişken tanımlanmış ve içeriği şu anda sıfır. Diğer ek açıklama ne? Mavi kareler rastgele sayı ve konumda oluşturulur. Yani her seferinde farklı konum ve sayılarda mavi kare oluşturuluyor. Mavi karelerin toplam sayısı her seferinde farklı. Şimdi algoritmamızı inceleyelim. Kare renk değişkeni, içeriği turuncu, kare x ve kare y değişkenleri, başlangıç 3, 3, kare hız, ek olarak toplam mavi kare değişkeni tanımlanmış ve içeriği şu anda 0. Daha sonra 30 kere tekrar eden bir döngü yazılmış. Bu döngünün içerisinde kare x ve kare y koordinatlarındaki turuncu kare temizleniyor. X düzleminde hareket edeceği için sağa doğru x koordinatı değişkende bir arttırılıyor. Daha sonra hesaplanan bu yeni konumun kare ne renk fonksiyonu ile ne renk olduğu yeni tanımlanan sonraki kare renk değişkenine aktarılıyor. Bu değişken if koşullu ifadesiyle kontrol ediliyor. Eğer mavi ise şu süslü parantezin içerisindeki kodlar çalışıyor. Mavi ise o konumu temizliyor, yani mavi kareyi temizliyor ve bir yutma sesi çıkartıyor. Bu işlem de tamamlandıktan sonra bu hesaplanan yeni konuma turuncu kareyi boyayarak turuncu kareyi taşımış oluyor ve bir süre bekleyerek döngüyü kapatıyor. Döngüyü kapattıktan sonra toplam mavi kare sayısı diye ekrana bir yazı yazdırmış. Bu döngünün dışında tamamlandıktan sonra yazıldığı için bir kere yazılıyor. Eğer döngünün içinde olsaydı bu yazı da 30 kere ekranda yazdırılırdı ve toplam mavi kare değişkeni döngüden önce tanımlanmış. Böylece bu değişken döngüden sonra da kullanılabilir. Şimdi bizden istenen şey mavi kareleri saymamız ve bu sayımı yaparken toplam mavi kare değişkenini kullanmamız. Turuncu kare algoritmanın hangi bölümünde mavi bir kareyle karşılaşıyor? Burada. Burası biraz boşluk bırakılmış. Burada bir geliştirme yapmamız zaten isteniyor. Bize bir ipucu vermiş. Burada şu anda daha önce hiç mavi kareyle karşılaşılmamış ise toplam mavi kare değişkenin içeriği sıfırdır. Eğer bu kod satırı çalışıyorsa bir mavi kareyle karşılaşılmış ve yutulmuş demektir. O zaman toplam mavi
karenin içeriğini 1 arttırabilirim. 0 artı 1 eşittir 1 olacak. Eğer tekrar bir mavi kare ile karşılaşırsa, bu sefer toplam mavi kare değişkenin içeriği 1 olacağı için 1 artı 1 2 olacak. Böylece kaç tane mavi kare ile karşılaşırsa bu değişkenin içeriği o kadar artacak. Bu değişken döngüden önce tanımlandığı için ne kadar tekrar ederse etsin içerisindeki değeri koruyacak ve döngü tamamlandıktan sonra toplam mavi kare sayısı yazan yerde artı toplam mavi kare değişkenini eklersek, burada bir metin olduğu için bunun bu değişkenin içeriği sayı olsa da toplama işareti bu ikisini birleştirecektir ve değişkenin döngü tamamlandıktan sonraki son hali ekranda yazdırılacaktır. Bizden istenen şey de mavi kare sayısının ekrana yazdırılması. Toplama yapıldıktan sonra çalıştıralım.